Bugün 14 Şubat, Ankara gücüne koştunuz. Ya bizim en büyük sevgilimiz Ankara gücü, bunu herkes biliyor. Terk etmeyen de tek sevgilimiz. Bugün gördüğünüz gibi bir bayram havası var. Kendi sevgilimize, eşimize yapmadıklarımızı Ankara gücü için yapıyoruz. Terk etmeyen sevgili inşallah ayağa da kalkacak. Ayağa kalkması için mücadele ediyoruz var olması için. Tek gerçek Ankara gücü, tek aşkımız Ankara gücü. Her zaman, her yerde en büyük başkent! Her zaman, her yerde en büyük başkent! Aylar sonra Ankara gücünün taraftarını bu kadar görkemli görmedik. 14 Şubat Ankara gücü taraftarı sevgilisine koştu. Aylar abi sen ne diyorsun? Ben de Ankara gücünün bir sevgili olduğuna inanıyorum. Daha önce de sevgililerimiz vardı ama Ankara gücü bir basamak öndedir. Onun için bu şehre, bu takımın çok fazla geldiğine inanıyorum. Ankara gücünün buralarda olmasını da cami olarak... Biz nerede? Biz oradayız. Memnun değiliz. Biz reisin hastasıyız. Kahvelere olsun inat, alayına imdat. Onun için ben diyorum ki gel Ankaralı, Ankara'daki bütün iş adamlarına sesleniyorum. Gel Ankara gücüne sahip çık. Gel sahip çık Ankara gücüne arkadaşlar. Ankara'nın taraftarı aylardır görmediğim coşkuyla stada sevgilisine koştu. Ya işte bunu her takım geldiğine göre bir sevgilisi var. Bizim de sevgilimiz maalesef Ankara gücü. Bir hepimizin karısından, kızından, çoluğundan, çocuğundan evvel Ankara gücünü tanıyorduk biz. Dolayısıyla bizim çoluğumuzdan, çocuğumuzdan daha önce gelen bir olay. Sevgilimizle buluşmaya geldik. İnşallah mutlu bir şekilde sarılır birbirimize ayrılırız. Güzel bir organizasyon var galiba. Var, var. Ya biliyorsunuz bir kanser tedavisi görüyoruz. Kanser tedavisi görüyoruz. Kondu. Bu erken teşhisten de işte el birliğiyle bu takımımızı kurtaracağız. Geri özlediğimiz Süper Lig'e Allah'ın izniyle döneceğiz. Ankara gücü. Herkes Ankara güçlü olamaz. Ankara gücüne yamuk yapan sevgiliyi de terk ederiz biz. Bravo abi. En büyük aşk Ankara gücü. Bundan başka sevgili yok. En büyük Ankara gücü. Bravo. Geliyoruz. Bütleri falan boş verdik. Sırf Ankara gücü sevdası için 14 Şubat'ta sevgilerimizi terk ettik. Ankara güçlüyüz ölene kadar. Bekar! Bekar! Mesela arkadaşlar veriyorlar arkadan. Bugün güzel bir galibiyette bunu kutlarız diye düşünüyorum. Sevgilimiz olmasa da yani her zamanki gibi armağanımız yerinde duruyor ve bu takımı böyle sahipsiz bırakmayacağız. Her zaman yanında olacağız. Ne olursa olsun yani. Kulpa özgürlük, kulp özgürlük. Sevgilimiz olmasa da bizim Ankara gücümüz var. Tek sevdamız bizim Ankara gücümüz. Sevgilimiz her Şubat, 14 Şubat olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da sevgilimizin yanında yalnız bırakmıyoruz. Ankara gücü bizim hayatımız, bizim her şeyimiz Ankara gücü. Ankara gücü bizim ailemiz, sevgilimiz. Ankara gücü olmasa bize olmaz zaten. Bizim her şeyimiz, onun için canımızı bile feda ederiz. Hani bunu da herkes böyle bilsin. Bu kadar söyleyeceklerim. En büyük Ankara gücü abi, yapacak bir şey yok. Canımız kanımız Ankara gücü. Ölümü de Ankara gücü. Ankara gücü. Biz Ankara güçlüyüz. Ankara gücüm, sevdamız bizim, davamız abi, Ankara gücü. En büyük aşk Ankara gücü. Bu kadar yani. Bu şehrin güçlü. Yapacak bir şey yok. Her yerde en büyük başkent. Abidir Sincan Belediyesi. Abi sevgililer günü 14 Şubat. Ankara gücü. Biz Ankara güçlüyüz. Sevgililer günü olduğu için Ankara gücümüzü çok seviyoruz abi. Anladın mı? Ankara gücümüzü hani mutlaka... PTT ligine taşımaya çalışıyoruz. Anladın mı? PTT ligine. Anladın mı abi? Biz de... Her zaman öyle Ankara gücü maçında işlerimiz çok güzel bizim. Bugün ne kadar dışarı? 15-20 bin var bugün. Daha saat bir saat sonra daha da çok belli olacak. Herkes görecek bu coşkuyu yani. Evet, bugün 14 Şubat sevgililer günü. Tek sevgilimiz olan Ankara gücünün maçına geldik kızlarımla beraber. Tekrar en layık olduğumuz yere geleceğiz inşallah. Kesinlikle hayır, kabul etmiyoruz. Bütün göreceksiniz, statta da göreceksiniz. Herkes çocuğuyla, eşiyle geliyor. Ankara gücü seyircisi öyle lanse edildiği gibi kötü bir seyirci değil. Biz her zaman Ankara gücümüzün yanındayız. Bakın kızlarımla getiriyorum ben. Öyle kötü bir tezahürat olsa, şey olsa kızlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu getirmeyiz yani. En büyük Ankara gücü. Evet, Ankara gücü aşkımıza geldik. İlk terk etmeyen sevgilimize geldik. Bu dünya hep yalan dolan.
tek gerçek, tek sevgi Ankara Gücü aşkına geldik biz. Bugün zaten burada herkes görecek, birlik ve beraberliğimizi kutlayacağımız gün. Sevgilimizin olduğu gün. Sevgimizi bütün herkes görecek, bütün herkes duyacak. Ankara Gücü taraftarı birlik oldu artık. Kimse yıkamayacak bu taraftarı. Al buyur, al buyurun buyurun. Buyurun abi, bozuk paraya, madeniyet paraya çekeceksin. Buyurun abi, çiçek. Oğlum be. Öncelikle tüm stat maçlarında bu kapılar sonuna kadar açıkken Ankara Gücü'nde sadece bir adam geçebilecek şekilde açık ana kapı. Bunu kınıyoruz. Yani bu uygulama varsa tüm takımlara yapılması lazım. Sadece Ankara Gücü'ne yapılması bize bir art niyetle bakıldı görüyoruz. Ben az önce komisere sordum neden diye, yazılı emir var dediler. Yani bu emir çıkıyorsa sadece Ankara Gücü taraftarlarına çıkmamalı. Teşekkür ederim. 14 Şubat terk etmeyen sevgilimiz Ankara Gücü'nün yanındayız. Tüm Ankara'da Ankara Gücü için birlik olmak zorunda. Çünkü Ankara Gücü biterse Ankara'da futbol biter. Diğer takımları görüyorsunuz, burada 1000 kişi oynuyorlar. Biz burayı istersek 20 bin, istersek 30 bin kişi de yaparız. Ama yeter ki Ankara Gücü'ne destek olunuz. Her zamanki yaptığımız gibi görevimizi yerine gerçekleştiriyoruz. Eşlerimiz evde ama gerçek sevgilimiz burada. Sonuna kadar takımımızın yanındayız. Büyük bir olguyla, büyük bir coşkuyla takımımızı destekleyeceğiz. Arkadaşların dediği gibi sevda engel tanımıyor. Ankara Gücü bugün burada, yarın başka yerde, her yerde takımımızın yanındayız. Abi Ankara Gücü biliyorsunuz şu anki durumu belli. Yeterince dibe çökmüş durumdayız. Böyle bir günün de yanında olmamız lazım. Ankara Gücü bizim tek gerçeğimiz bu zamana kadar. Hani sevgili anlamında çok kız geldi geçti ama Ankara Gücü hiçbir zaman bizim kalbimizden geçmedi. Her zaman tek aşkımız. Sağlıklar belki ama Ankara Gücü aşkı her şeyden önce geliyor. Bu şekilde yatağımızdan kalktık geldik. İnşallah hani futbolcu arkadaşlarımız da bu taraftarın değerini bilerek, anlayarak, desteğin arkasına alarak bu maçı kazanacak. Hani her şeyden önce bunu istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Abi 14 Şubat bizim için şey hep aynı. Biz hep Ankara Güçlüyüz. 14 Şubat'ta da Ankara Güçlüyüz. Her gün Ankara Güçlüyüz. 14 Şubat'ta sevgilimizin yanındayız. Aferin Batuhan. Bir açıklama yapabilir miyim abi? Biz kampüsler bizimdir. Kimseye vermeyiz. En büyük Çankırı Ankara. Aynen, bugün 14 Şubat. Çünkü yani biz bir tek burayı seviyoruz. Başka mesela bir ailemiz var, iki Ankara Gücü. Neden? Bilmiyorum, biz buraya bağlanmışız. Hani tarif edemiyoruz. Öyle bir hastalık gibi bir şey çünkü. Geliyoruz, ailemizi de kırıyoruz. Arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu da kırıyoruz. Ankara Gücü! Ailemizi, eşimizi, dostumuzu da kırıyoruz. Geliyoruz buraya. Öyle bir sevgi yani tarif edilemez. Şu insanların haline bakar mısınız? Eşini, dostunu, milleti bırakmış. Gelmiş buraya sadece 90 dakika bir maç için. Sadece 90 dakika. 3 puan almış almamış umurunda değil. Sadece burada olmak amaç. Evet, 14 Şubat sevgililer günü. Eşimizi, dostumuzu, her şeyi bıraktık. Sevdamız Ankara Gücü'ne geldik. Bununla ilgili yapacağımız tek bir şey var. Sevdamızın peşinde ömür boyu koşturmak. Bugün inşallah milat olur. 14 Şubat'ta bugün 20 bini çakıp inşallah 6 ayda yenip önümüze bakacağız. Ankara Gücü bir numara her zaman. Ne kadar da ikincilikte olsa gönüllerin şampiyonu. İnşallah bu sene ikincilik, playoff'a kalmak, seneye de inşallah şampiyonluk, ondan sonra da Süper Lig inşallah. Sevdamızın yanına geldik. Sevgililer hayal ürünü, Ankara Gücü tek gerçek. Biz de sevdamızın yanına geldik, inşallah maçı da alırsak bize büyük bir hediye olacak. İyi günler bizi bekliyor inşallah. Allah hakkımızı hayırlısı nasip etsin. Bugün sevgililer günü. Bugün taraftarlara ve camiaya inşallah takımımız burada sevgililer gününü galibiyetle armağan edecek. Hedefimizde devam durmak yok. Tabii özel bir gün bugün. Yüz binlerce insanın aşkı olan Ankara Gücü'nün sevgililer gününü kutluyorum ben de. Umarım takımımız da başarılı bir sonuç alır. Bugün sevgililer gününü iyice pekiştirir. Muhteşem bir atmosfer var. Bayram havasında inşallah yaşayacağız bugünkü müsabakayı. Taraftarlarımız sağ olsunlar tribünleri karnaval yerine çevirdiler. Yönetim kurulumuz ve Sayın Başkanımız Mehmet İğner'in büyük özverileriyle işte sevgililer günü hediyesi olarak da takıma bir otobüs kazandırdık.
İnşallah her şey güzel gidecek. Pozitif gelişmeler oluyor. Bir barış sağlandı. Birlik ve beraberlik içerisinde Ankara Gücü arzularının başarıyı yakalayacak. Tek aşk Ankara Gücü diyoruz. Tabii bugün özel bir gün. Sevgililer günü. İnşallah taraftarlarımıza, camiamıza galip gelerek güzel bir hediye vermek istiyoruz. Sevgililer yılı olduğu için bütün Ankara Gücü camiasını sevgililer yılını kutluyorum. Onlara da iyi bir maç oynayacaklarına, futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Takım nasıl abi? Motive oldun bugün? Olacak. Bu arabada bu muhteşem otobüsümüzü de aldık. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Oh!
Şubat Ankara Gücü'nün Sevgililer Günü. İki gol attık, sevinçliyiz. Bu arada Sayın Başkanımız Mehmet Yiğiner'in tekrar dönmesi bize büyük bir moral verdi. Ankara'da demek ki genç delikanlılar olarak Mehmet Yiğiner ve esnaf arkadaşlarımız varmış. Ankara Gücü'ne yardım etmek isteyenler artık bundan sonra kulübe gelsinler de biraz yardım etsinler. Zenginler, müteahhitler, ticaret odası, ticaret borsası, odalar ve borsalar birliği ne yapıyor? Burada tek Ankara Gücü'nün 105 yıllık mazisi olan bir kulüp bugün 3. derecede bir kulüpte oynuyor. Zenginlere ben söylüyorum biraz yardım edin. Ankara Gücü büyük bir kulüp. Neslimizi ancak Ankara Gücü'nün sayesinde devam ettireceğiz. Sevgililer günü. Biz de Ankara Gücü teknik direktörü, futbolcular, yöneticiler olarak taraftarlarımıza, camiamıza bir hediye vermek istedik. Hediye yapmak istedik. Bugün her şey güzeldi. Özellikle taraftarlarımız bu özel günde statı doldurdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman aşamayacağımız hiçbir şey yok. Başarı kendiliğinden geliyor. Bu şekilde bizi desteklemeye devam etsinler. Bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Allah büyüktür. İnşallah bu seçim öncesinde de ciddi yardımlar alırız. Yani hükümetimizden. Özellikle Tandoğan tesisleriyle ilgili. Onun haricinde İddia gelirleriyle ilgili bunlardan hiçbir pay alamıyoruz biz şimdi. Gelirlerimiz yok. Her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Mühim olan birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek, onu bozmamak. Tüm camiamıza ve Ankaralılar hayırlı uğurlu olsun. Bu galibiyeti tüm Ankara halkına armağan ediyoruz. Tribünler uzun zamandır bu kadar şen değildi. İşte şen olsun diye özellikle mesajları o şekilde verdik. Tüm taraftar liderleriyle bir araya geldik. Sizler de biliyorsunuz. Kucaklaştık ve Ankara Gücü'nün kurtuluşunun birlik ve beraberlikte olduğunu söyledik. Ve neticesinde bir de tabii bilet fiyatlarını da indirdik bugüne özel. 1 lira yaptık. Sağ olsun onlar da stattaki yerlerini aldılar. Güzel oldu. Karnaval havasında, bayram havasında bir maç izledik. Arzu ettiğimiz bizim bu. Yani bizim taraftarlardan beklediğimiz sadece ve sadece takımlarını desteklesinler. Yani bizim çocuklarımız biliyorsunuz Süper Lig'in, PTT Lig'in, 2. Lig'in ve 3. Lig'in tamamının en geç kadrosu bizde. Yani genç çocuklar bunlar desteklendiği zaman çok şeyler başaracaktır. İnşallah bunun devamı gelir. Playoff'a oynarız artık. Yani hedef öyle olmalı. Düşmeden ziyade artık playoff'a oynamamız lazım. Devre arasını unuttuk. Orada da oynamıyor. Sizin bir görüşmeniz olmuş muydu? Bütün sezon sonuna kadar en azından burada kalması gerekiyor. Tabii biz bizde kalmasını arzu ettik ama onlar da ihtiyacının olduğunu söylediler. Bizim de zaten paraya ihtiyacımız vardı. 2 milyon iyi para. Eğer bugün futbolcularımız stada çıkıp maç oynuyorsa onun sayesinde oldu. Yani Umut'un, Emre Taşdemir'in hepsinden Allah razı olsun. Çocuklar para kazandırıp gittiler. Yani bizim de çok fazla yapacağımız bir şey yoktu. Neticesinde kulübün hayatta kalması lazım. Yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi lazım. Topçuların işte maç başlarını ödedik, primlerini ödedik, maaşlarını ödedik. Çalışan personelimizin maaşlarını ödedik. Yani umut bize can simidi oldu diyebiliriz yani. Daha da çok umut yetişir görüyorsunuz. Arkadan geliyor. Öncelikle Klas Spor TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Ankara Gücü'nün her zaman yanında olduğu ve destek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda amatör kulüplerimizin de sporun yanında olması sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok anlamlı bir günde, anlamlı bir galibiyet. Ankara Gücü Ankara için çok önemli bir değer. Yani bunu hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla bu takımımızın bugün gördük ki gerçekten çok iyi bir altyapı oluşturulmuş, çok iyi gelecek için ümit vaat eden bir takım görüntüsü üretini kazanmış. Sayın Başkan'ın da tekrar seçilmesi yeni bir heyecan getirmiş. İnşallah ilerleyen zamanlarda Ankara Gücü takımının çok daha iyi noktalara geleceğine ben inanıyorum. Ve tabii ki biz amatör spor camiası olarak da her zaman Ankara Gücü'nün yanında olacağız. Her zaman destekçisi olacağız. Bize düşen bir görev olduğu zaman her zaman zaten bugün buradayız. Başka zaman başka bir yerlerde mutlaka Ankara Gücü'nün daha yukarı Süper Lig'de olması için gayret sarf edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Başta alakalı eksiklerimiz vardı ama hafta içinde söylediğimiz gibi eksiklerimiz yine de mücadele edecek arkadaşlarımız vardı. Her hafta aynı şeyi söylüyoruz. Oyun disiplinden kopmadan oynamamız gerektiğini söylüyoruz. Gol
ilk başlarda maçın başlarında da gelmese, oyun içinden kopmadan şuursuzca mücadele, şuursuzca oyun bizim oyun düzenimizi her zaman bozuyordu. Biz yine aynı disiplin içerisinde oynamamız gerektiğini arkadaşlara söyledik. İlk yarı öndeki oyuncu arkadaşlarım biraz daha hareketli olabilirlerdi. Ama mücadele anlamında yine iyiydi ilk yarı. İkinci yarı sonuca gitmemiz gerekiyordu. Geçen hafta biz 10 kişi kaldık Hatay'a. Mücadelemizi ona rağmen vermiştik. Ama ikinci yarı bu sefer Altay maçında onlar 10 kişi kaldı. Biz disiplinden kopmadan önümüze gelen pozisyonları değerlendirmesini becerdik ve sporu korumaya girdik. Hadi yeriniz olur mu? Hala bize de soruyor. Fark hedefleyelim mi burada? Böyle büyük konuşmuyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Her zaman oyuncu arkadaşlarımızla söylüyoruz. Alacağımız her sonuç bizim yolumuzu belirleyecek. Biz bu çalışmayla devam edeceğiz. Bugün 14 Şubat dolayısıyla taraftarımızın karşısına da uzun süreden sonra ilk defa çıktık. Taraftarımız sağ olsun Sevgililer Günü'nde bizi yalnız bırakmadı. Stadı tamamen doldurdular. Biz de onlara güzel bir armağan vermek istiyorduk. Dediğiniz gibi rakipte 10 kişi kaldıktan sonra ağırlığımızı daha çok koyduk oyuna. Bunun sonucunda da 2-0 rahat bir sonuç aldık. İnşallah önümüzde çarşamba günü Tepecik maçına İstanbul'a gidiyoruz. Oradan da inşallah 3 puanla döneriz. Yolumuza emin adamlarla ilerleriz. Yani baktığım zaman neden olmasın yani şu atmosferi havayı yakaladıktan sonra ben önümüzde bir engel olduğunu düşünmüyorum playoff için. Özellikle biz Ankara basını olarak Klaspor'a gerçekten teşekkür ediyoruz. Kendisi birçok zamanda birçok bilgiyi taraflara doğru şekilde aktardı. Aynı zamanda görsel olarak her şeyimizde de bizim yanımızda oldu. Başta Bülent arkadaşımız olarak tüm Klaspor camiasına da teşekkür ederiz.